Merhabalar. Bugün telefondan telefona rehber nasıl aktarılır? Bundan bahsedeceğiz. Bakın şu an iki tane Android telefonum var önümde. Bir tane iPhone, bir tane de tuşlu telefon var. Tuşlu telefonlar rehberi nasıl aktarılır? Veya Android'den iPhone'a. Bunlar çok daha zor. Ama Android'den Android'e aktarma yapacaksanız bu daha kolay. Şu an elimde bir Samsung marka cep telefonu var. Diğeri de Xiaomi'nin herhangi bir markası. Mi A2 Lite. Şu da Prime J7. Bunların önemli olan hangi marka olduğu değil, işletim sistemleri bunların önemli. Şu an ekranları görünüyor mu? Evet. Ben şimdi bu telefona geçeceğim. Xiaomi'nin Mi A2'si. Ve bunda rehberim var. Rehberi nasıl alırım? Bundan bahsedeceğim. Benim en sevdiğim yöntem ve sürekli kullandığım yöntem. Ben çok sürekli telefon değiştirdiğim için sık sık ve birden fazla telefon kullandığım için bu yöntemi kullanıyorum. Şöyle göstereyim hatta, lanet olsun. Gmail sekrenizasyonu en çok kullanılan. Bir de export import yöntemi var. Yani rehberi dışarı atar, sonra içe al yöntemidir. Kullandığım yöntem şurada bir uygulama. Öncelikle Gmail'e kişilerimi senkronize edeceğim. Bir Gmail hesabınız olması gerekiyor ki telefonu aldıysanız Google Play Store'dan uygulama indirmek için Gmail hesabı açmanız şart. Gmail hesabınız vardır. Yoksa da Gmail hesabı alın, ortalama 1 ya da 2 dakika sürecektir. Gmail hesabınızla giriş yaptıktan sonra ayarlara giriyorsunuz. Ayarlar kısmında cloud ve hesaplar diye bir şey var. Artık burada birden fazla size farklı ekranlar olabilir. Hesapları bulacaksınız ve Gmail'e senkronizasyonunu yapacaksınız. Ki genelde otomatik Gmail senkronizasyonu açık gelir. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Burada hesaplar kısmına tıklayacaksınız. Hesaplar kısmında bakın cloud ve hesaplarda hesaplar diye bir sekme daha çıktı. Burada hesaplara gireceğim ben şimdi. Şimdi benim birden fazla hesabım olduğu için ben kapattım. Hangi hesabımla giriş yaptıktan sonra göstereceğim size. Birden fazla hesabım olduğu için hani spam mail gelmesin diye mailimi kapattım. Şöyle bir kısım var. Burada da mailiniz gözüküyor. Hesabınızı eşitliğe tıklayacaksınız. Hesabı eşitle kısmına. Hesabı eşitledikten sonra bakın şurada senkronize kişiler var. Bu kişileri senkronize etmeniz gerekiyor. Yani bunların açık olması gerekiyor. Ben de her şey açık neredeyse. Google Play filmlere gerek duymadım. Müziğe de gerek yok. Bunu da kapatayım senkronizasyonu. Takvim, Google Chrome'u da kapatayım. Gerek yok senkronizasyona. Kullanıcı ile ilgili ayrıntılar, Play oyunlar varmış. Bunu da kaydetmeyeyim. Bunu da kapatayım. Drive açık kalsın. Fit verileri vesaire var. Bir de Gmail var. Önemli olan şuradaki rehber. Senkronize kişiler denilen şey rehberdir. Bunu açtıysanız eğer diğer cihazınızda da rehberiniz senkronize olarak çalışacaktır. Atıyorum kişilere tıkladığım zaman burada kişileri göreceksiniz. Şu telefonda da ben Gmail hesabıma giriş yaptım. Onu da göstereyim. Yani şurada da açtım. Hemen şunu da açayım. Arkada bunu dokunmatiğe. Bunda ben Gmail hesabımı açmam yeterli oldu. Rehbere girdiğim zaman şöyle kişiler listesine girdiğim zaman tüm kişileri burada görmeye başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Yaklaşık kaç kişi var? Onu da bakayım hemen. Bakın burada kaç kişi olduğunu göremedim. Bunda özellik yok sanırım. Neyse çok önemli değil. Yani bu şekilde alabilirsiniz. Diğer yöntem de şu. Onu da göstereyim. Rehbere giriyorsunuz kişiler kısmına. Yani en güzeli senkronize olarak çalışması Gmail'de. Ayarlara tıklıyorsunuz. Yani rehberdeyken ayarların içine giriyorsunuz. Şöyle bir ayarlar kısmı var. Buraya girdikten sonra burada kişileri paylaş. Birden çok kişi paylaş var. Kişileri servisi. Bir dakika sanırım burada değildi. Şuraya tıklıyorsunuz ayarlara. Kişileri yönete tıklayalım. Muhtemelen buradadır. Evet, kişileri yönet kısmındaymış. Bakalım bunda hangi kısımda? Şuradan da bakalım. Beraber gidelim. Rehber diye bir şey var mı? Kişiler var. Buradan da şuraya tıklıyorum. Yok burada yok. Burada neden yok? Görünümü özelleştir. Tümünü seç. Neyse buna birazdan bakayım ben videoyu durdurup. Burada kişileri dışa aktar, içe aktar var. İçeri aktar, dışarı aktar. Biz eğer rehberi başka bir telefona alıyorsak VCF dosyasını başka bir telefondan alıyorsak içeri aktar diyeceğiz. Dışarı aktar ise başkasına rehberimizi veriyorsak. Dışarı aktar deyip bakın şu an 836 kişi buldu. Hedef depolama, dahili depolamaya kaydetsin. Sim kartı da kaydedebiliyorsunuz. Dışa aktar diyorum. Şu an hepsini dışarı aktarıyor. Ve ben bunu dışarı aktarım işlemi bittikten sonra kendi mail adresime yani Gmail'ime mail atıyorum. Daha sonra oradan indirip buna kuruyorum. Yani çok basit oluyor. Veya bilgisayara atıp bu VCF dosyasını bakın VCF dosyasını bilgisayara atıp diğerini alabilirsiniz dosyalarımdan. Ama en kolayı benim için mail.
Bu da aklınızda bulunsun. Dışarı aktardıktan sonra gayet basit. Bakın dosya burada. Dosyayı açalım hatta. Dosyalarımın içinde nerede? Bakın burada. 15 Ocak 2019'da bir dosya. Bunun üzerine tıklayıp şurada paylaşım aç diye bir şey var. Bakın bunu dosyalarımın içinde direkt zaten şuradan indirip buldum. Dosyalarıma girip de bulabilirsiniz. Paylaşımı aç deyip bunu mail olarak kendinize yollayabilirsiniz. Yani bunu mail olarak kendinize yollayıp alabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Şurada direkt ek olarak eklendi. Buraya alıcı adresini yazıp şu kısma, artık alıcı adresiniz neyse şu kısma gönderebilirsiniz. Karşı kişi de bunun üstüne tıklayıp direkt indirecek, ekleyecek kendine. Yani bu kadar basit. Bunda şimdi burada ise şuraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra bakın şurada ayarlar diye bir seçenek var. Yani yaptığım işlem şu. Şuraya tıklıyorsunuz. 3 nokta var ya bu telefonda da. Bu da Xiaomi marka. Samsung'da nasıl aktarıldığını gördük. Buradan giriyorsunuz. Şu ayarlara tıklıyorsunuz. Şuradaki ayarlara. Burada da dışa aktar diye bir seçenek var. Dışa aktarıp izin ver diyorsunuz buna. Yetkiye. Şimdi dışarı aktarıyor. Kontak nokta CFF diye. Bunu ben farklı isim veriyorum. Genelde bugünün tarihi neyse atıyorum 15 Ocak 2018 ise 15 01 2018 rehber diyorum genelde. Yani bu şekilde kaydediyorum. Yani ne olmuş oluyor? O günün 7'i olmuş oluyor ve şuradan inip bunun yine mail şeklinde kime atmak istiyorsanız yollayabilirsiniz. Karşıdaki kişiyi indirip zaten bunun boyutu çok küçük, kilobayt cinsinde o şekilde alabilir. Bunda da yine Apple'larda da aktarım yapmak istiyorsanız dışarı aktar yapmanız gerekir veya Gmail senkronizasyonu açılmıyor diye biliyorum bunda. Ona bakarsınız. Şunlarda yok. Bunda içeri aktar dışarı aktar özelliği çalışmıyor. Mecburen elle yapacaksınız. Hatta çalışan var da bakalım CFV'si nasıl çalışıyormuş bunu da görelim. Arkadaşlar bu telefonlarda yok. VCF diye bir dışarı aktardığımız dosya vardı. Bunda yok. Hatta şunu da gösterelim. Yani bundaki dosyayı nasıl yaparsınız? SIM karta kopyalayabilirsiniz telefon hafızasını. Ancak o şekilde alabilirsiniz. Yani zaten internete de bağlanmıyor. Gmail senkronizasyonunu da yani Android aktarmak kolay. Eğer Apple aldıysanız iPhone, bunu aktarmak için farklı bir video yapacağım. Çünkü uzantılar gözükmüyor. Daha farklı bir yöntem denemeniz gerekebilir. Gmail senkronizasyonu yapabilirsiniz. Veya yine buradan dışa aktarıp bunda içe almanın bir yöntemi vardır mutlaka. Hani bu anlattığım yöntemler iPhone'da yapılacak yöntemler değil. Yani bir de şu var. Bunda da şunu yapabilirsiniz. Üçüncü parti programlar var. iPhone'lar nasıl yapıldığını özet olarak yorum kısmına atacağım. Bir açıklama kısmına da koyarım muhtemelen. Yorum kısmında Android'den iPhone'a rehber taşıma veya iOS'tan Android'e rehber taşıma diye videolar koyarım ya da direkt yorum kısmına yazarım. Bunda kullanabileceğiniz 3 yöntem var Android'e. Bir tanesi Gmail senkronizasyonu. En çok kullandığım yöntem. Gmail'e direkt ayarlara girip senkronizasyonu aç diyorsunuz ki otomatik açıktır genelde. Yeni aldığınız telefona direkt Gmail hesabınıza kurun. Ben bunu da öyle yaptım. Direkt rehber otomatik geldi. Gmail hesabımı kurar kurmaz. Onun dışında bir de VCF diye bir dışarı aktar, içeri aktar. Yani export import yaparak alabilirsiniz. Bir de üçüncü parti yazılımlar var. Rehber taşımak için onları kullanabilirsiniz.